Gelip beni alsana. Kuzen ne oldu? Neredesin? Tamam, hemen geliyorum. Sana. Kim yaptı bunu? İyiyim. İyiyim ben. Sakin ol. Oğlum nasıl sakin olayım? Şu haline bak ya. Gani mi yaptı bunu sana? Heh. O Gani'nin ağzını burnunda atacağım. Volkan. Gidelim buradan. Ona da sıra gelecek. Bu şekilde olmaz. Ben ambulans çağırıyorum. Hayır. Beni eve götür. İtiraz istemiyorum Burak. Hastaneye gidiyoruz. Polisle falan uğraşamam Volkan. Bu şekilde hastaneye gidersem basının da haberi olur. Ne açıklama yapacağım ben bunlara? Ya haklısın, haklısın da. Senin bir doktora görünmen lazım. En iyisi ben Ender abi arayayım. Seni bir muayene etsin. İyi, tamam. Üzüyorsun. Seni böyle görecek için parçalamıyorum beni. Anne saçlarımı kesti. Olsun. Kısa saçlı sana çok yakışacak. Bir de bunun için üzme kendini. Ha? Çok yakışacak. Anne. Seni çok seviyorum. Yavaş. Abartma. Uf, hala abartma diyor ya. Şu haline bak. Uf, ama sen merak etme. O Gani'yi davet edeceğiz. Bak. Bu gece için kimseye bir şey söylemek yok. Hele Gani hakkında konuşmak kesinlikle yok. Partide kavga çıktı. Ben de ayırmak için araya girdim. Tamam mı? Tamam kuzen, merak etme. Burak!
Sessiz ol, sessiz. İyiyim ben. Ya ne oldu? Anlatsana. Ufak bir kaza atlattım. Ama merak etme, iyiyim şimdi. Annemlere görünmeden odaya geçeyim ben. Tamam. Bile bırak efendi. Kuzen, sağ ol. Sen olmasan bu halde giyinemezdim bile. Başka bir şeye ihtiyacın var mı? Sadece uyumak istiyorum. Bu gece ben de burada kalacağım. Gerek yok. Hem şimdi eve gitmezsen amcam seni merak eder. Ben onu arayıp haber veririm ya. Gerçekten gerek yok. İhtiyacım olsa kal derdim. Sağ ol. İyi tamam hadi o zaman dinlen sen. Konuştuklarımızı unutma. Ağzımız bir olsun. Merak etme. İyi geceler. Sana da. Olursa olsun. Aslı? Daha fazla dayanamadım. Ya seni öyle görünce o kadar kötü oldum ki. İyi misin canacığım? İyiyim canım. Kaburgamda bir ezilme var. Ve sen tam olarak oraya bastırdın. Çok özür dilerim. Hadi öp de geçsin. Bu durumda bile. Ama ne yapayım, çok ilgiye ihtiyacım var. Hadi. Artık bakarsın bana. Bakarım tabii. Lütfen bana neler olduğunu anlatır mısın? Birkaç serseri önümü kesti. Para falan istediler. Ben de vermeyince saldırdılar işte. Bu anlattıklarına inanacak değilim herhalde Burak. Niye yalan söylüyorsun? O partideki çocuk yaptı değil mi? Neydi adı? Gani. Hayır. Burak hani birbirimize dürüst olacaktık? Lütfen bana doğruyu söyle. Tamam. Sana her şeyi anlatacağım. Ama önce bir yanıma uzan. Sana sarılayım.
Buna çok ihtiyacım var. Acımasın. He. Aa. Gecenin bu saatinde bir şey mi oldu yoksa? Ökünge'cim sakin ol. Çok ciddi bir şey değil. Burak bir kavgaya karışmış. Biraz hırpalamışlar. Ne? Nerede şimdi? Ay Volkan, doğruyu söyle bana. İyi mi Burak? İyi iyi, merak etme. Ben eve bıraktım az önce. Ay çok şükür. Volkan, kimlerle kavga ettiğini biliyor musun? Lütfen doğruyu söyle bana. Merak etme, kimseye söylemem. Tamam yenge, ama bak amcama dahi söylemeyeceksin. Ay söz Volkan'cığım, söz. Ben Burak'ın birlikte olduğu kız arkadaşının çevresinden şüpheleniyorum. Daha önce bize de sataşmışlardı. Ay inanmıyorum. Yenge, ama bak lütfen Burak'a bunu söylediğimi söyleme. Eğer söylersen bana bir daha güvenmez, aramız bozulur. Merak etme canım, söz veriyorum, aramızda kalacak. Görüşürüz yengeciğim. Bu yaşananlar yüzünden senden özür dilerim. Daha fazla rezillik çıkmasın diye Çağla'yı evine bırakmaya mecbur kaldım. Ama inan, bir daha böyle bir şeyin olmasına asla izin vermeyeceğim. Artık bu konuyu kapatabilir miyiz? Tamam. Burak! Ay, ne yapacağım? Nereye gideceğim ben? Anne. Ne bu halin oğlum? Anne iyiyim ben, iyiyim. Senin ne işin var bu saatte burada? Babama mı bir şey oldu yoksa? Hayır oğlum, sen geldin mi diye merak ettim. Oğlum ne bu yüzünün hali? Burak. Allah'ım yarabbim, ay. Anne iyiyim ben, iyiyim. Merak edecek bir şey yok. Bir kavga çıktı, arasında kaldım. Oh! Ah, pardon canım. Nasıl arasında kaldın oğlum? Bak bu böyle, sen resmen dayak yemişsin Burak. Ha, kim yaptı bunu sana? Ay şimdi bayılacağım. Anneciğim iyiyim ben, merak etme. Sakin ol lütfen. Kim olduklarını bilmiyorum. Bu kadar basit mi oğlum? Kim yaptı bunu sana? Bak o kız yüzünden mi yoksa, bana doğruyu söyle. Ya hayır anne ya. Burakcığım. O kız yüzünden ve sen kızarım diye şimdi bana yalan söylüyorsun. Hayır anne. Zaten o kız hayatımıza girdiğinden beri her şey ters gidiyor. Her şey ters gidiyor. Anne, bununla alakası yok. Görüşmüyoruz artık hem. Uzatmayalım lütfen. Bak doktora gittim, ilaçlarımı aldım. İzin ver dinleneyim. Tamam canım, dinlen. Of, Burak. Bir şey ister misin bir tane? Yok anneciğim, bir şey istemiyorum. Sen odana git. Tamam canım, hadi uyu sen. Ben de yanında kalacağım anneciğim. Anneciğim gerek yok. Hadi sen odana git. Burakcığım ben seni böyle nasıl yalnız bırakayım? Anneciğim bak bir şey olursa haber veririm diyorum. Bak babam şimdi uyanır falan. Adamcağız gece gece stres olmasın. Hadi anneciğim. Hadi sen git odana. Ben bir şey olursa haber vereceğim. Ay canım benim, bir şey olursa haber ver olur mu? Hemen sesle. Tamam merak etme. Aşkım, duydukların için çok üzgünüm. Önemli değil. Canım,
Annem panikten ne diyeceğini şaşırdı. Ya sen onun kusuruna bakma. Ben artık gitsem iyi olacak. Sen de dinlen. Şimdi geliyorum. Ortam müsait mi? Müsait canım. Bekliyorum. Yanıma. Ben seni biraz sakinleştireyim o zaman. Ay. Nasılsın? Uyuyabildin mi? Pek değil. Ama sen yanımda olsaydın mışıl mışıl uyurdum. Çok ağrın oldu mu? Biraz. Bak, sana bunu süreceğiz. Sonra hiçbir şeyin kalmayacak. Bu ne aşkım? Bu. Kantoron ya. Eziklere, morluklara birebir. Annem hep bana bundan sürerdi. Çok aşere bir çocuktum da. Ağaç tepelerinin ne yediğini biliyoruz. Sen yaşlanınca bana iyi bakacaksın ha. Belli. Bakarım tabii. Hadi. Ay. Yardım eder misin? Ederim. Bu kantoron yağı mıdır nedir? Biraz kötü mü kokuyor ya? Anlamadım. Hani evet, çok güzel koktuğu söylenemez ama sonuçta şifa. Hemen iyileşecek. Peki o zaman. Sen ne diyorsan öyle olsun hemşire hanım. İlaç, ilaç. Sesini çıkarma. Tamam. Biraz da omuzlarıma mı sürsen? Tamam. Ha, biraz daha şöyle. Burak, ne yapıyorsun ya? Gibi görünüyorum. Ya
Burak yapma. Ay çok özür dilerim. Ya sen şimdi böyle yapınca şey oldu. Ne oldu? Ya sen beni öpmeye çalışınca ben kötü oldum. Kötü olunca panik yaptım. Panik yapınca da böyle oldu işte, anladın mı? Nasıl oldu? Ya anlayışla kötü oldum diyorum. Neyse benim gitmem lazım artık. Ya biraz daha kalsan. Yok yok, benim acilen gitmem lazım. Yağımı da alayım. Hadi yat yat. Günaydın anneciğim. Çağlıcığım, iyi misin? İyiyim. Gel yanıma şöyle otur, biraz konuşalım. Anneciğim, delirmişim gibi bakma lütfen. Gel. Çağla, dün gece olanlar hiç normal değildi. Son zamanlarda o kadar değiştin ki. Anlıyorum. Burak'la yaşadıklarını kabullenmekte zorlanıyorsun. Profesyonel bir destek alalım ha? Ne dersin? Bence kesinlikle faydası olacaktır. Anneciğim abartma lütfen. Dün akşam sadece alkollüydüm. Burak'la da tartışınca sinirlerim bozuldu. Hırsımı saçlarımdan çıkardım. Ama kestirecektim zaten. Çağla, bu bir sebep olamaz ki. Anne, iyiyim. Kısacık bir andı zaten. Ben zaten kuaföre gideceğim. Sen yine de bunu bir düşün ha. Burak Bey, Selda Hanım kahvaltıyı odanıza istediğinizi söyledi. Teşekkürler. Oraya bırakabilirsin. Ay çok fena olmuş. Yazık ya. Elif ne oldu? Şükran abla, Burak Bey. Bir görsen. Of. Ay söylesene kızım. Ne olmuş Burak Bey'e? Kavga etmiş herhalde. Yüzü gözü mosmordu. Çok mu kötü olmuş? Vallahi feci dayak yemiş abla. Ay Selda Hanım bir şey demedi. Haberi yok mu ki? Yazık ya. Yazık. Selda'cığım, Burak nerede, işe mi gitti? Nihat'cığım, o biraz yorgun, uyuyor. Aa, nesi var? Ciddi bir şey yok canım. Sadece bugün işe gitmeyip biraz dinlense iyi olacak. Tabii tabii. Yani son zamanlarda çok çalıştı ya kerata. Yine eski günlere geri döndük. Yani çok yazık, gerçekten çok yazık. Nihat'cığım, ben ne dedim şimdi? Çocuk sadece yorgun. Bugün dinlense iyi olacak, o kadar. Ben gidip bir bakacağım. Ay Nihat'cığım, ellemesene, çocuk uyuyor. Bırak dinlensin işte. Sen benden bir şey mi saklıyorsun? Yok. Saklıyorsun. Evet. Ay Nihat! Nihat'cığım! Nihat! Burak! Of anne ya. Burak! Burak! Ne oldu sana oğlum? Baba sakin ol, ben iyiyim. Birkaç kişiyle kavga ettim. Yani bir kavganın ortasında kaldım sadece. Oğlum kiminle kavga ettin? Kim yaptı sana bunu söylesene. Canım ne olur sakin ol lütfen. Selda, sen de bunu biliyordun ve bana söylemedin değil mi? Yazıklar olsun. Baba kim olduğunu bilmiyordum. Ya bak zaten benimle ilgili bir şey değildi. Ben gerçekten iyiyim. Baba sen lütfen sakin ol, bak sinirlenme. Tamam, tamam. Polise gittin mi? Hayır baba. Zaten bir anda oldu. Sonra da kaçıp gittiler. Ya Burak, nasıl polise gitmezsin sen? Ha? Birileri oğlumu bu hale getiriyorlar ve benden sakin olmam, bu konuda hiçbir şey yapmamam bekleniyor. Yani olacak iş mi bu? Hayatım sen çok haklısın. Elimizden geleni yapalım. Doğru ama şu anda ne olur çocuğun dinlenmesi lazım. Lütfen ellemeyelim artık. Bak ağrısı var. Gel canım hadi. Tamam oğlum hadi. Yat. Yavaş canım. Burak, doktora gittiniz mi? Evet baba, gittik. Önemli bir şey yokmuş. Birkaç izlik var sadece, o kadar. Tamam oğlum. Sen yat, dinlen. Hmm.
Başak. Sen görürsün. Alo Kenan, merhaba. Sağ ol, teşekkür ederim. Ben iyiyim. Bak, senden çok önemli bir şey rica edecektim. Evet, çok acilim. Dinle şimdi. Canım benim. Hadi kapat gözlerini, hadi. Dinlen. Aşkım, ben pastaneye gidiyorum. Keşke yanında kalıp sana bakabilsem. Kendine dikkat et. Seni seviyorum. Ben de sizi seviyorum hemşire hanım. Saçların çok güzel oldu. Çok. Baba, ne oluyor burada? Ya inanmıyorum sana. Ben de üçümüz yemek yiyeceğiz zannediyorum. Bir de artık buna bir son vereceksin. Burada hep birlikte medeni bir şekilde yemek yiyeceğiz. Lütfen. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hoş geldin Volkan. Hoş geldin Eda. Edacığım. Hoş geldiniz. Çaldığım saçların çok güzel olmuş. Gerçekten. Teşekkür ederim. Edacığım, nasılsın? İsterseniz önce bir siparişlerimizi verelim ha? Harika olur. Bakar mısınız? Ya ben orada olacaktım var ya, ağızlarını burunlarını böyle dağıtırdım ha. Ya bir de bir kişiye kaç kişi dalmışlar ya? Sığar mı delikanlılığa bu? Tabii canım. Zaten Burak onların hakkından gelirdi yoksa. Onu öyle görünce o kadar kötü oldum ki. İçim parçalandı resmen. Canım benim ya. İçim parçalanmaz mı? Hadi gel. Burak'a onun en sevdiği pastadan yapalım. Giderken de götürürsün. Aa, çok iyi fikir. Yardıma ihtiyacınız var mı? Yok, sağ ol. Sen otur abi. Bu kadar. Neyse. Çocuklar, biliyorsunuz biz uzun zamandır birlikteyiz ve çok mutluyuz. Bu mutluluğumuz uzun süre devam etsin istiyoruz. Yani biz evlenmeye karar verdik. Anneciğim, çok mutlu oldum. Tebrik ederim. Tebrikler babacığım. Sağ ol. Teşekkürler çocuklar. Tebrik ederim. Gerçekten çok güzel bir aile oldunuz. Eda, hepimiz bir aileyiz burada. Lütfen otur yerine. Hayır baba, sen en başından beri bu konu hakkında ne düşündüğümü gayet iyi biliyordun. Çocuk gibi davranıyorsun. Oturur musun yerine? Herkes bize bakıyor. Hayır. Sen şimdi müstakbel eşin üzülür diye panik oldun. Ne büyük bir başarı. Seni kısa zamanda avcunun içine almış. Eda, saygısızlık yapıyorsun. Otur yerine dedim sana.
Baba bırak. Ben onunla konuşurum. Ben kızım adına hepinizden özür diliyorum. Çocuklar, biz böyle olacağını tahmin ediyorduk zaten, yani biliyorduk. Çok güzel oldu. Elinize sağlık. Burak ne yapıyordur acaba? Aklım hep onda. Arasana o zaman. Yok ya. Şimdi annesi falan yanındadır. Belki de uyuyordur. O sonra beni arar. Ya doğru. Size de hiç rahat yok. Erken çık bari. Belki evde karşılaşırsınız. Ya ondan önce okul için bazı şeyler almam lazım. Kırtasiye'ye gideceğim, ondan sonra gideceğim. Ya Aslı, ben de seninle geleyim mi? Çok bunaldım ben. Bana da değişiklik olur. Çok iyi olur. Babam yüzünden. Evleneceklermiş. Nefret ediyorum o kadından. Benim güzel kızım, sen ağlama olur mu? Ben sen ne zaman istersen senin yanında olmaya hazırım. Aç kapıyı başlar. Sen gel bakayım şöyle. Gel hemen şuraya geç. Sakın buradan hiçbir yere kıpırdama, tamam mı? Dur burada sakın. Sen oğluma nasıl el sürersin? Ha? Gebertirim seni. Sen neler saçmalıyorsun ya? Ben senin oğlunu uzun zamandır görmedim bile. Tabii ki. Tabii ki sen el sürmedin. Yok artık, o kadar da değil. Adamlarına yaptırdın. Kime yaptırdın bana söyle. Ben hiçbir zaman için çocuklara el sürmem. Onları hiçbir zaman için bu işlere karıştırmam. Başak var ya, sen öyle bir yalancısın ki. Sen her şeyi yaparsın. Benim hiçbir şeyden haberim yok diyorum sana. Ben Burak'a neden zarar vermek isteyeyim ki? Ben senin yaptığını çok iyi biliyorum. Ama bunun hesabını vereceksin bana. Nihat çok canımı yakıyorsun. Ben sana yemin ediyorum hiçbir şeyden haberim yok. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Pekala. Eğer senin yaptığını kanıtlarsa seni boğazlarım. Anladın mı? Oğluma el sürmeyeceksin. Ve bu sana son uyarım. Anne, iyi misin? Kızım. Boynum kıpkırmızı olmuş. İyiyim kızım. Konuşmamız lazım. Anneciğim, Sinan abicim, yemek için çok teşekkür ederiz.
Müsaadenizle Volkan'la bizim kalkmamız lazım. Nereye kızım? Okula. Okulda bazı işlerimiz var, halletmemiz lazım. Aynen, biraz işimiz var. Biz kalkalım. Görüşürüz. Görüşürüz. Tatlı yiyelim mi? Olur. Ne oldu? Dün gece Gani buna çok öttürmüş. Ne? Nasıl bir adamla takıldığını gör. Ben seni uyarmıştım. Hala canın açıyor mu anne? Hayır kızım. Kim o? O da sen misin? Ver istemişsiniz. Teşekkürler. Oh. Amcam bunu sana nasıl yapar hala inanamıyorum. Orada kendimi zor tuttum. Eğer biraz daha gitmeseydi her şeyi göze alıp yanınıza gelecektim. Eda'cığım, ya iyi ki böyle bir şey yapmadın kızım. Seni burada görmek amcanı daha da sinirlendirirdi. Ya tekrar gelirsem? Ya sana bir şey yaparsam? Merak etme kızım. Otel yetkilisiyle konuşup bir daha odama kimsenin gelmesine izin vermemelerini söyleyeceğim. Senin haricinde tabii ki. Aa, tabii ki de müsaitiz. Bekliyoruz Çağla'cığım. Tamam canım. Buyurun efendim. Ay, çok teşekkür ederim Şükran'cığım. Afiyet olsun. Burak Bey daha iyidir inşallah efendim. Çok şükür daha iyi. Çok şükür. Şükran'cığım, misafirlerimiz var. Volkan'la Çağla. Emel Hanım'a söyler misin bize şöyle güzel ikramlık bir şeyler hazırlasın? Tabii efendim. Efendim, keşke Çağla Hanım'la Burak Bey hala birlikte olsalardı. O zaman Çağla Hanım burada kalırdı. Hem Burak Bey'le ilgilenirdi hem de size destek olurdu. Belki, evet. Olur belki. İnşallah efendim. Afiyet olsun efendim. Teşekkür ederim Şükran. Güzeller. Baksana rengarenk. İnsanın çocuk olası geliyor. Ya aslında ben de bunlara bayıldım. Çok güzeller. Ya dayanamayacağım, alacağım ben. Hem de her renginden. Her renginden mi? Aslı ya. Benim içimde kalmış galiba. Okula giderken alamazdık ya o kadar kalem silgi. Ne kadar özenirdim arkadaşlarım ona rengarenk kalemlerini, silgilerini. Al Gonca. Her renginden al. Aslı, kırtasiye alışverişinden sonra kalıyor mu başka bir ihtiyacın? Başka bir ihtiyacım yok, bu kadar. Kıyafet, ayakkabı falan. Bak çekinme Aslı, ben sana destek çıkarım. Abimin kredi kartı da bende. Özel okula başlıyorsun kızım. Evet. Kim bilir nasıl giyiniyorlardır. Ya Gonca, ben böyle şeylere çok takılmam ama... aralarında sırıtmamam lazım. Evet evet, bence de. Alalım biz sana birkaç bir şey. Kızım koskoca pastanemiz var ya. Öderiz herhalde. Ay bunun rengi ne kadar güzel. Çok güzelmiş, al onu da. Artık sana bir ev bulmamız lazım. Of, ben de sıkıldım artık bu otel odalarında kalmaktan. Hala aynı fikirde misin peki? Hangi konuda kızım? Şey, yeni evinde bana da bir oda hazırlama konusunda. Tabii ki. Senden bunu duyduğuma o kadar sevindim ki. Hemen yarın bakalım mı? Tamam.
Ben eve geri dönmek istemiyorum. Bir süre senin yanında kalsam. Tabii. Tabii olur ama... yani şu an doğru olur mu emin değilim. Babam buna çok kırılır, çok üzülür. Yani ona inat böyle bir şey yaparsan... aranız daha da açılır. Ve bak... unutma ki bu sadece Elçin'in işine gelir. Buna izin vermemelisin. Ya şu an doğru bir zaman değil. Ama tabii yani yine de... sen bilirsin. Yok, haklısın. Zaten onun da istediği bu. Yani. Babamla aramı açmak. Ama ona bu zevki tattırmayacağım. Aferin benim akıllı, güzel kızıma. Aferin. Biraz merak etsinler. Açmıyor mu? Hayır. Sinan, Eda'ya biraz daha zaman vermeliyiz bence. Benim tek korkum Eda'nın bana sırt çevirip annesine yönelmesi. Başak bu durumu sonuna kadar kullanabilecek bir kadın. O zaman biz de hemen evlenelim. Elimizi çabuk tutalım. Belki de Eda bu durumu ancak bu şekilde kabullenecek. Gerçekten mi? Kesinlikle. Geç bile kaldık bence. Buyurun efendim. Ay, Çağla'cığım gelmiş. Canım hoş geldin. Hoş bulduk Selda teyzeciğim. Bir tanem benim. Volkan'cığım sen de hoş geldin. Hoş bulduk yengeciğim. Ay ne güzel olmuş saçların. Bayıldım bayıldım. Teşekkürler. Neyse siz konuşurken ben bir Burak'a bakayım. Tamam canım. Selda teyzeciğim Burak'a olanları duyunca şok oldum. Şimdi nasıl iyi mi? Hayatım dövüşenleri ayırırken oldu diyor ama ben buna pek inanmadım. Senin ne olmuş olacağıyla ilgili bir fikrin var mı? Maalesef yok. Aşkım, ne zaman geliyorsun eve? Seni çok özledim. Ben de seni çok özledim. Ya ama gelsem de görüşemeyeceğiz ki. Gece yine kaçıp gelirsin odama. Ay, yine aynı çılgınlığı yaşamaya hiç niyetim yok Burak. Ya merak etme, bir şey olmaz. Güzel. Aşkım Volkan geldi, kapatıyorum. Telefonda bile rahat rahat konuşamıyoruz. Böyle olmasını isteyen sensin. Tamam haklısın. Hadi kapat. Ne haber kuzen? Ben iyiyim. Sen de iyi görünüyorsun. Daha iyiyim. Ne yaptın? Kuzen... kızma ama ben Çağla'yla beraber geldim. Ya o niye buraya geliyor ki? Ya oğlum kız seni merak etmiş. Telefonda bile konuşamıyoruz Gonca ya. Böyle olmasını isteyen sensin ama. Burak da öyle söyledi zaten. Vallahi Burak kalsa ilişkinizi Sağ Sultan bile duymuştu çünkü. Ay Gonca aman aman bu aralar hiç kimse hiçbir şey duymasın lütfen. Aslı biliyorsun değil mi bu böyle gitmez. Bir an önce annene anlatman lazım. Gonca anneme bir söylesem zaten öldürecek beni. Ne demişler? Aşk için ölmeli aşk. O zaman aşk. Ha öleyim ben yani. Ölmeyi hak ediyorum öyle mi? Ay canım tövbe de öyle demek istemedim herhalde. Ben artık bir Burak'a bakayım. Çağla'cığım. Önce seninle bir şey konuşmak istiyorum. Buyurun tabii. Hayatım birkaç gün burada bizimle kalsan. Anlamadım. Burada mı kalayım? Selda teyzeciğim, bunun pek iyi bir fikri olduğunu düşünmüyorum. Burak'la aramız sandığımızdan daha kötü bu aralar. Hayatım böylece düzelir işte. Onun bu zor günlerinde yanında olman, ona destek olman aranızdaki buzları eritebilir. Ben pek umutlu değilim ama... Hayatım, erkekler böyle zamanlarda çocuk gibi olurlar. Yani parmaklarına böyle minicik bir şey batsın, hemen büyük ilgi bekliyorlar. Tamam. Denemekten ne çıkar? Harika.
Hadi gel beraber inelim Burak'ın odasına. Tamam. Burak geçmiş olsun. Sağ ol. Nasılsın? Daha iyi misin? İyiyim. İyi olmana sevindim. Neyse ben daha fazla rahatsızlık vermeyeyim size. Volkan, beni eve bırakır mısın? Olur, bırakırım. Selda teyze, ben müsaadenizle izninizi isteyeyim. Ne demek hayatım? Müsaade senin. Geçireyim ben seni. Yok, zahmet etmeyin. Biz Volkan'la çıkarız. Olur mu hayatım? Zahmet. Oh. Görüşürüz Selda teyzeciğim. Ne aklından neler geçiyor şu anda? Senden de hiçbir şey kaçmıyor. Anlatmayacak mısın? Birkaç gün Burak'larla kalacak. Ne? Burak'ın bana ihtiyacı var. Ya Çağla, şu durumdan bile faydalanmaya çalışıyorsun. Tabii ki faydalanacağım. Burak'ın artık bana geri dönüp dönmesi umurumda bile değil. O mahalle gününe de Burak'a da hayatı zindan edeceğim. Birbirlerini düşürüp ilişkilerini mahvedeceğim. Bana yar olmuyorsa ona da olmayacak. Teşekkürler, sağ olun. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor, yolunda her şey. Maşallah, maşallah. E tabii. Pastalarınız bu kadar güzel olunca işler de yolunda gider. Teşekkür ederiz. Ya size de bir şeyler ikram edeyim. Vaktinizi almayalım. Oğlum sen de biraz konuşabilir miyiz? Tabii, tabii buyurun. Şöyle geçelim. Bizim kız bu sene de üniversiteyi kazanamadı. Ay baba ya. Neyse, dershaneye gidecek yine. Ama tam gün değil, yarım gün. Diyorum ki, yarım gün gelse size burada yardımcı olsa. Ya biz burada çok kalabalığız zaten. Lütfen bak, hem para falan da istemem. Ya ne bileyim, değişiklik falan olur. Bütün gün de ders çalışılmaz ki. Ya yok zaten, para falan değil mevzu da. Bak ne diyeceğim. Kiradan 400 lira indirim yapayım sana. Kabul ediyorum. Tamam, olur. Gelsin, madem bu kadar ısrar ettiniz, başlasın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Görün bakın, arı gibi çalışacağım. Erdem oğlum, çok sağ ol. Ne demek, ne demek? Defne yarın öğleden sonra gelsin, başlasın. Tamam. Hayırlı tamam. İşler. Sağ olun, teşekkürler. Oldu o zaman. Görüşürüz yarın. Görüşürüz. Üniversiteye girememiş ya bu yıl. Üniversiteye giremediği için de geldi adam dedi ki dershaneye yazdırdım dedi. Yarım gün dedi. Yarım günde gelsin burada çalışsın dedi. 400 lira. 400 lira adam indirim yaptı kirada. Gerçekten şok oldum. 400 lira yaptı. Ne yapayım, öyle deyince de kıramadım adamı yani. Anladım. Adamı kıramıyorsun ama beni kırabiliyorsun. Bir de öyle hemen samimi olmuşsunuz oğlumlar falan. Adam dükkan sahibi, ne yapayım hayatım ya? Anladım Erdem, anladım. Göreceğimi de gördüm, anlayacağımı da anladım. Peki tamam, kız çalışsın burada. Ama o kız buralardayken sen buralarda olmayacaksın Erdem. Gonca yapma şimdi yani ya. Ya hayatım ne diyorsun, ne anladım anladım diyor. Neyi anladın, ne, ben nerede olacağım o zaman ya? Thank you.
Söyle bebek. Gani, Burak'a nasıl böyle bir şey yaparsın? Vallahi gayet kolay oldu. Da, senin nereden haberin oldu? Küçük kızımız arayıp beni mi şikayet etti? Dalga geçme. Bunu Burak'a yapmamalıydın. Ne hak ettiyse o. Bundan sonra adam olur. Yanımdan kız almamayı öğrenir. Ayrıca sana ne oluyor? Siz ayrılmadınız mı? Ayrılmış olsak bile Burak'la bizim kopmayacak bir aile bağımız var. Biliyorsun biz birlikte büyüdük. Bilmem mi? Biliyorsan o zaman bundan sonra ona göre davranırsın. Ben birkaç gün Burak'larda kalacağım. Annesi çok ısrar etti. Tamam. İyi bak. Bir an önce ayaklansın da yeniden döveyim. Gani. Söyleyeceklerim bittiyse kapatıyorum Çağla. İşim var. Bitti. Efendim. Aslı, ne haber? İyiyim Volkan, sen? İyidir, ne olsun. Ya baksana, seninle önemli bir şey konuşmam lazım. Neredesin? Pastanedeyim. Pastane mi? Çalışmaya mı başladın? Yok, Gonca ile Erdem bir pastane açtılar da onlara yardım ediyorum. Ha, öyle mi? Hayırlı olsun. Çok teşekkürler. Bu arada cidden önemli. Fazla vaktini almam. Neredesin istiyorsan bana adresi at, ben geleyim. Madem önemli, atıyorum. Tamam. Görüşürüz. Hoş geldin anneciğim. Hoş bulduk kızım. Hayırdır? Nereye? Ben birkaç gün Burak'larda kalacağım. Ne? Delirdin herhalde. Anneciğim, dün Burak beni bıraktıktan sonra kötü şekilde dayak yemiş. Onu bu halde bırakamam. Ya tamam kızım, gidip ziyaret et öyleyse. Hayır, kalmak da nereden çıktı? Hayatta olmaz. İzin vermiyorum. Anne lütfen. Çağla, sen onca yaşadığın şeyden sonra hala akıllanmadın mı? Hem Burak buna ne diyecek? Senin yanında istediğini hiç zannetmiyorum. Selda teyze böyle düşünmüyor ama anne. Hah, bu Selda'nın fikri miydi? Hayır, ben teklif ettim. O da kabul etti. Anne engel olmaya çalışma, ben gideceğim. Bari yalan söyleme Çağla. Ya bak, yanlış yapıyorsun. Üzülen yine sen olacaksın. Kendi kararlarımı alabilecek yaştayım. Lütfen sen de bana güven. İyi peki, tamam. Ama bak sakın umutlanma. Ben sizin Burak'la tekrar bir araya geleceğinizi düşünmüyorum. Görüşürüz. Merhaba Selda. Canım, hoş geldin. Hoş bulduk. Burak nasıl oldu? Daha iyi. Ya bütün gün aklım ondaydı biliyor musun? Yani işten de hemen çıktım geldim eve. Merak etme canım. Daha iyi. Merak etme. Elçin arıyor. Canım merhaba. Merhaba Selda. Ay, olanları duydun herhalde değil mi Elçin? Evet evet duydum. Büyük geçmiş olsun. Çağla da şimdi eşyalarını topladı. Hazırlandı, size doğru geliyor. Evet canım, birkaç gün bizde kalacak. Yani Çağla'nın Burak'la ilgilenmesi ikisine de moral olur diye düşündük. Evet, oğlun için iyi düşünmüşsün de Çağla için hiç iyi olmadı Selda. Ya böyle bir şeye nasıl izin verebilirsin? Benim kızım Burak'ın oyuncağı mı? Elçin'cim tabii ki hayır, o nasıl söz? Ben ayrıca araları düzelir diye de düşündüm. Ya aralarının düzeleceği falan yok Selda. Çağla şimdi yine boş yere umutlanacak. Ya ben o üzülmesin diye uğraşırken sen ona ateşe atıyorsun. Böyle bir şeyi senden hiç beklemezdim. Hayatım ama... Tamam Selda, tamam. Aradığımı Çağla'ya söyleme ve senden rica ediyorum. Lütfen bir bahane bul. Çağla'yı hemen eve gönder. Peki. İyi akşamlar. Ne var bunda bu kadar tepki verecek?
Çok ayıp oldu yani. Ayıp oldu Elçin Hanım. Yani Selda'cığım kusura bakma ama Elçin biraz haklı bu konuda. Sen Çağla'yı niye bu eve davet ediyorsun ki? Niyeymiş? Niye davet edemiyormuşum? Ya tamam sen belki iyilik olsun diye yapıyorsun bazı şeyleri ama ya işleri daha çok karıştırıyorsun biliyor musun? Uf yani Nihat ne yapayım ne diyeyim kıza? Gelmeme diyeyim yani. Peki Selda sen bilirsin ne istersen onu yap. Zaten beni ne zaman dinledin ki? Hayatım ben şey diyorum ya acaba limonata da mı yapsak ev yapımı? Ne yaparsan yap Erdem. Ya da ne bileyim git Defneciğine falan sor. Ya bir şey diyeceğim Gonca ne olur yapma ya şöyle. Aslı bir şey de şuna ya. Tamam Gonca ya üstüne gitme bu kadar çocuğun. Koruma şunu Aslı. Şımarıyor sonra. Koru beni Aslı koru. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Hoş geldin. Şöyle Çabuk. Otursana. Çok güzel bir yermiş. Evet. Ben boş zamanlarımda Gonca ile Erdem'e yardım etmek için geliyorum. Çok sağ ol. Volkan, nedir bu kadar acil olan? Çağla. Ben artık o kızın ismini duymak istemiyorum. Aslı biliyorum ama bu konunun seninle de alakası var. Ne oldu yine? Çağla bir süre Buraklar'da kalacakmış. Yani bence sen de birkaç güne bekmesen iyi olur. Çağla ile karşılaşırsan hiç hoş olmaz. Kendi evime niye gidemeyecekmişim ki ben? Aslı bak kendini tehlikeye atıyorsun. Emin misin? Evet eminim. Ben de birazdan eve gidecektim. Gelip uyardığın için çok teşekkür ederim. Peki. Ben seni daha tutmayayım. Umarım bir sorun olmaz. Aslı. Lütfen dikkatli ol. Merak etme. Görüşürüz. Güle güle. Kolay gelsin. Sağ ol. Kaç gün Buraklar'da kalacakmış. Volkan eve uğramazsan iyi olur dedi. Niye kalıyormuş ya? Hasta ya ondan herhalde. Üf, ne bileyim Gonca ya. O yılanın kesin aklında bir şeyler vardır. Yok. Burak buna hayatta izin vermez. Bilmiyorum Gonca. Sarıçıyan ya. İlla her şeyi kullanacak. Aslı gerçekten gitmesen mi acaba eve? Ya seni orada görürse? Ya niye gitmeyeyim? O kızla sevgilimi aynı evde mi bırakacağım? Ölürüm daha iyi ya. O kadar netim yani. Sen de haklısın tabii. Ama dikkatli ol en azından. O dikkatli olsun. Çağla. Senin ne işin var burada? Burak'cığım senin haberin yok muydu? Neden haberim olacakmış? Selda teyze birkaç gün sizde kalmam için davet etti. Ben şimdi odama yerleşeceğim de önce sana bakayım dedim. Ya siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Amacınız beni delirtmek mi? Burak'cığım lütfen. Gerginliğe hiç gerek yok. Biraz sakin ol. Bak böyle yaparsan asla iyileşemez. Sen şimdi dinlen. Ben sonra sana uğrarım. İnanmıyorum ya, inanmıyorum. Yeter ama.
etmeye çalışıyorsun. Amacın ne? Oğlum biraz sakin olur musun? Çağla duyacak. Ya duyarsa duysun. Burak, annene karşı biraz daha saygılı olur musun lütfen? O bana saygılı oluyor mu baba? Ya bu durumdan, bu halinden bile faydalandığına inanamıyorum ya. Burak, Çağla senin için endişe duyuyor. Seninle ilgilenmek istiyor. Bunun nesi kötü? Ayrıca bana da destek olmak istiyor kız. Yani bu eve birisini çağırırken sana mı soracağım? Anne, bak biz Çağla'yla ayrıldık. Sen böyle yaparak ona ümit veriyorsun. Benim kararım hiçbir şey değiştiremeyecek. Anlasan artık bunu. Ya bak gördün mü yaptığını? Ya bu çocuk kendi derdiyle mi uğraşsın yoksa sizinle mi? Ya böyle yaparak Çağla'dan daha çok uzaklaştırıyorsun çocuğu. Değil mi? Ben size buna işe karışmayın demedim mi? Tamam Nihat. Gerçekten tamam. Tamam. Benden de tamam Selda. Hadi kolay gelsin. Sağ ol canım. Alo Aslı. Nasılsın? Pardon. Tanıyamadım. Tanıyamadın mı? Aşk olsun. Ne var? Ne istiyorsun? Şu an nerede olduğumu hayatta tahmin edemezsin. Şu an senin nerede olduğun beni hiç ilgilendirmiyor. Ama belki kimin yanında olduğumla ilgilenebilirsin. Birkaç gün Burak'ın yanında kalacağım. Merak etme, onunla çok yakından ilgileneceğim. Eskisinden daha sağlıklı olacak. Kızdın mı yoksa? Eminim sen de onun yanında olmak istiyorsundur. Sen onun yanında değilsin. Sen onun evindesin. Ve bunu söylemek için beni arayabilecek kadar da zavallısın. Sana acıyorum Çağla. Bence sen onun yanında olamadığın için kendini acı. Bunun pek bir önemi yok. Çünkü ben onun kalbindeyim. Senin asla olamayacağın bir yerden. Ya bu kız beni deli ediyor ya. Canım benim, o da seni delirtmek için yapıyor ya zaten. Sarı çıyan ya. Kızım, biliyor musun? O evde o kızın başına bir şey gelse kimse senden şüphelenmez aslında. Ne demek o şimdi? Aman canım, şaka yaptım. Git kızı gece uyurken yastıkla boğa falan da demedik yani. Aslında iyi fikir. Burak benim, anlıyor musun? Benim. Ay yok canım. Daha neler. Uf, kafam allak bullak oldu ya. Hadi ben eve gidiyorum. Görüşürüz. Dikkat et. Beni haberdar et. Tamam. Nasıl geçti günün? İyi geçti. Senin? E işte, nasıl geçsin? Bütün gün yattım. Aşkım, benim sana bir şey söylemem gerek. Dinliyorum. Ama bak, bu pek hoşuna gitmeyecek. Çağla birkaç gün sizin evinizde kalacak. Eğer bunu söylemek için aradıysan zahmet etme. Sen nereden biliyorsun? Gördün mü yoksa? Annen mi söyledi? Hayır, Volkan söyledi. Uyarmak istemiş. Volkan mı? Ya ona mı kaldı seni uyarmak? Neyse Burak, ben ortalıklarda görünmem. Odamdan dahi dışarı çıkmam. Merak etme. Aşkım bak, çok üzgünüm. Ama bu evden bir an evvel gitmesi için ne gerekiyorsa yapacağım. Sen hiç merak etme. İyi olur. Neyse, kapatmam lazım. Aslı, seni çok seviyorum. Ben de seni. Canım, yemeği hazırladım. Mutfağa gel, beraber yiyelim. Anneciğim, ben tokum. Eve gelmeden önce yedim. Bana eşlik edersin. Hem de iki lafı üst üste koyarız. Anneciğim, daha sonra sohbet etsek. Şimdi misafirler var ya, görmesinler beni.
Ay benim düşünceli kuzum. Tamam, öyle yaparız. Oh. Görüşelim. Bazı gereksiz insanlar da evden gitmiş olur. Onunla aynı evde kaldığımızı düşündükçe çok sinirleniyorum. Şöyle evde karşılaşsak var ya, yemin ediyorum elimde kalır. Kıskanırmış da, sahiplenirmiş de. İşte benim güzel sevgilim ya. Ay. Hadi Burak, vallahi yakalanacağız. Yürü. Oh, şimdi çok daha iyiyim biliyor musun? Benim ilacım sensin. Hadi Burak. Tamam tamam, çıktım. Burak Bey. Şükran Hanım. Ben de size bakıyordum. Anneniz sizi yemeğe çağırmamı istedi. Onu odamda yemek istediğimi söylersiniz. Tabii Burak Bey. Şükrancığım, Murat gelmiyor mu? Odasında yemek istediğini söyledi Selda Hanım. Ben bir gidip Burak'a bakayım. Yemeğe gelmediğine göre bir ağrısı var herhalde. Selda'cığım duymadın mı? Yani çocuk yemeğini odasında yemek istiyormuş. Yani dediğin gibi herhalde bir ağrısı vardır. Evet Selda teyze. Rahatsız etmeyelim isterseniz Burak'ı. Bu gece için Volkan'a minnettarım. Eda'ya bekçilik görevini üstlendiği için. Ben de sayesinde buraya kaçtım. Annesine gider mi sence? Hı? Seni ne kadar üzeceğini bile bile. Eda şu ara her şeyi yapabilir. Yani bana kızmaya o kadar odaklanmış ki. Ne söylesem sanki onu üzmek için söylüyormuşum gibi davran. Allah'tan başkan yanına kalkıp gitmemiş. Eve gittiğimde onu odasında buldum ya. Nasıl rahatladım sana anlatamam. Sinan. Eda akıllı bir kız. Yani şu anda duyguları karmakarışık olsa da zamanla neyin doğru, neyin yanlış olduğunu anlayacaktır. Güven bana. Ya sen böyle konuşuyorsun ya. Böyle bütün dertler buhar olup gidiyor biliyor musun? peki benim müstakbel karım ne alemde, kızıyla arası iyi mi acaba? Pek sayılmaz. Kızını anlamaya çalışan tek kişi sen değilsin hayatım. Peki neden o zaman abim nerede kalmasına izin verdin? Ya vermedim ki, ben mecbur bırakıldım. Nasıl yani, nasıl mecbur bırakıldın? Ya nasıl olsun, Selda yüzünden. Çağla'yı eve o davet etmiş. Burak için ne? Ya Sinan sen yapma Allah aşkına ya. Sen yapma bari. Ne kadar sinirliyim görmüyor musun? Tamam hayatım tamam ya. Sakin ol gel gel. Ya tamam, seni kızdırmak değil niyetim biliyorsun. Ya bak. Yengem de kötü niyetli değil tamam mı? Yani o da böyle Çağla ile Burak'ın arasını acaba yeniden yapar mıyım diye düşünüyor bence. Sinan. Selda'nın kötü bir niyetinin olmadığını ben de farkındayım. Ama olan Çağla'ya olacak. Kızım üzülecek diye endişeleniyorum. Sen merak etme tamam mı? Çağla da akıllı bir kız. Ya şu an böyle bir bocalama dönemi geçiriyor o kadar. Yakında kendine gelecektir. Tamam mı? Umarım Sinan. Umarım senin dediğin gibi olur.
herkes yattı. Burak'ın yanına Selda teyzeyi de koluma takıp gidecek değilim herhalde. Bu arada gece yenen meyvelerin yaralara iyi geldiğini biliyor muydun? Of, saçmalama, ne kadar safsın. Öyle bir şey olmayacağını ben de biliyorum herhalde. Ama bu Burak'ın odasına giriş biletim olmayacağı anlamına gelmez herhalde. Öyle değil mi? Çatallar nerede ya? Buldum. Neyse, benim şimdi kapatmam lazım. Hemen Burak'ın yanına gitmem lazım. Seni aramaya fırsatım olmayabilir. Meşgul olacağım da. Görüşürüz. Sevgi, Çağla, senin ne işin var burada? Az önce sevgilim demiyor muydun? Saçma sapan konuşma Çağla, ne sevgilisi ya? Bana sevgilim diyen sensin. Ben de beni bekliyorsun sandım. Sevgilim demiyordum Çağla, seni annem sandım. Ne zaman hasta olsam gece 5 kere odamı ziyaret ettiği için sevgili annem diye dalga geçiyordum. Oldu mu? Hem senin ne işin var benim odamda? Çıkar mısın lütfen? Kahramanla meyve getirmiş olamaz mı? Tamam Çağla, tamam. Anlaşıldı. Senin saçmalıklarını daha fazla çekemeyeceğim. Çocukluk arkadaşımsın diye ne yapmam gerekiyorsa yaptım. Ama bu kadar abartacağını bilseydim senin Gani ile orada bırakırdım. Ama o kadar hazırlık yaptım. Evet, görüyorum. Bırak yanında kalayım. Ne gece bir şeye ihtiyacın olursa? Söz veriyorum, su duracağım. Sen merak etme Çağla. Bir şeye ihtiyacım olursa ben sesimi duyuracak birini illa ki bulurum. Zahmetlerin için çok teşekkür ediyorum. Ama artık uyumak istiyorum. Hadi. Ama... İyi geceler. Hadi, hadi çabuk. Hadi, hadi, hadi. Neyse, en azından daha buradayım. Hadi Çağla, hadi. Yüzsüzlüğe bak ya, hazırlık yapmışmış. Kapıyı da kilitledi. Ya kapıdan kovuyorum, bacadan giriyor ya. Kurtulamayacak mıyım ben bundan? Aslı? Ne oldu? Başka birini mi bekliyordun? Ben her zaman ve sadece seni bekliyorum. Hey, pasta! Pardon. Ya sen benim pastalarımdan ne istiyorsun? Allah'tan bu sefer kafama düşmedi. Ne cadıydın o gün ya. Sen de çok ukalaydın. Ama mavi elbisen, sarı saç bandında çok tatlıydın. Hatırlıyorsun. Tabii ki hatırlıyorum.
arabamın sileceklerini yamultan bir kızı nasıl unutabilirim? İşte o an aşık oldum ben sana. İşte bu dedim ya. Hatun dediğin böyle olur. Bilek. Kıpırdama. Ne oldu ya? Çok tatlıymış. Kıpırdama. Şeker komasına gireceğim ya. Ama ben böyle olarak çok kilo alacağım. Çilekli pasta. Ne yaptığını zannediyorsun sen? Ne yapıyorum? Sana kahvaltı getirdim. Yok. Buraya kadar. Tamamen unutmuşum. Tamam Burak. Sen iyilikten de dostluktan da hiçbir şey anlamıyorsun. Bana yaptığın onca şeyden sonra ben hala bu zor gününde yanında olmaya çalışıyorum ama bundan bile rahatsızsın. Yanımda olma şeklin bu mu? Beni delirtmeye çalışmak. Ben ne yapıyorum ki sana? Seni daha fazla dinlemek istemiyorum Çağla. Sen bu evde istediğin kadar kalabilirsin. Çünkü ben gidiyorum. Çağla. Oğlum ne oluyor? Sesleriniz geliyor yukarıya. Biraz sakin ol Burak. Tamam Burak, tamam. Gidiyorum. Beni kovmaktan beter ettin. Ama bir daha bu eve adımımı dahi atmayacağım. Bundan emin olabilirsin. Çağla. Seni daha çok delirteceğim. Çağlacığım. Hayatım, bir dakika konuşalım. Çağlacığım. Sadat teyze lütfen. Buraya gelmem iyi bir fikir değildi.
beni evinden kovmadığı kalmıştı. Onu da yaptı. Ben buraya sizin misafiriniz olarak geldim. Bunu bana yapmaması lazımdı. Haklısın hayatım. Ne diyeceğimi bilemiyorum ki. Ben izninizle bir an önce hazırlanıp ayrılmak istiyorum. Tamam canım. Aslı'nın bilekliği bu. Aa, burada unutmuş. Dağınık çocuğum benim. Aslı'cığım. Bilekliğimi kaybetmiştim diyordun ya, bak mutfakta bırakmışsın. Mutfakta mı? Hı. Sağ ol anne. Anne misafirler gitti mi? Ay sorma Aslı. Burak Bey'le kız arkadaşı çok fena kavga ettiler. Neden ki? Sebebini bilmiyorum. Ama sanırım Burak Bey kız arkadaşının evde kalmasını istemiyor. Çok kalmaz gider hemen. Neyse canım bize ne. Ben mutfağa geçiyorum. Sen ne yapacaksın? Gidecek misin pastaneye? Ha gideceğim. Toparlanıyordum ben de. Tamam yavrum. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. Gonca'ya selam söyle. Söylerim. Az bile. Gani'nin sana yaptı. Burak sen ne yapıyorsun? Siz beni çıldırttınız anne. Çıldırttınız. Ya kıza ne kadar ayıp oldu. Resmen evden kovmuşsun. Bu eve gelmesi büyük hataydı zaten. Sana söylemiştim. Burak'cığım Çağla şu anda odasında eşyalarını topluyor. Evden gitmek üzere kız. Ne güzel işte. Nihayet. Burak bu şekilde ayrılmasına izin veremem Çağla'nın bu evden. Ne yapmamı bekliyorsun anne? Oğlum en azından bir özür dileyebilirsin. Çağla bizim artık ailemizin bir üyesi. Sen ayrılmış bile olsan senin kaç yıllık arkadaşın. Hayır. Ben ondan özür falan dilemem. Burak'cığım. Lütfen. Bak söz veriyorum. Artık hiçbir şeye karışmayacağım. Gerçekten söz veriyorum ama en azından bir özür dile. Lütfen oğlum. Tamam anne. Tamam. Hadi salonda bekliyorum. Hadi oğlum. Selda Hanım, iyi misiniz? İyiyim Şükran. Ne vardı? Çağla Hanım'ın akşam yemeği için özel bir isteği olur mu diye soracaktım. Yok, Çağla kalmayacak, gidiyor. Peki efendim. Teyzeciğim ben çıkıyorum. Çağla'cığım.
Burak'ın söylediklerine bir kulak ver istersen. Sana söyleyecekleri vardı. Çağla. Burak Bey, okuldan bir arkadaşınız sizi ziyarete geldi. Aa, Gani. Uzun zaman oldu görüşmeyeli. Nasılsın canım? Gördüğünüz gibi. Hayatım, ailen nasıl? Onlarla da uzun zamandır görüşmüyoruz. Eskiden ne kadar sık görüşürdük tabii. Ankara'ya taşındılar ve koptuk. Çok selam söylersin görünce. Muhakkak, ileteceğim. Oturmaz mısın? Ayakta kaldın. Yok, sağ olun. Ben olanları duydum. Bir geçmiş olsuna geleyim dedim. Çok geçmiş olsun. Fena benzetmişler. Kim, nasıl cesaret etti sana böyle bir şey yapmaya? Birkaç... Adiyer işte. Bin beter olsunlar. Başka da bir şey istemiyorum. İnşallah. Olacaklar anneciğim. Sen hiç merak etme. Ne diyeceğim? Ben istiyorsan sana birkaç savunma tekniği göstereyim. Yani hiç yakıştıramadım bir mahsar oğluna böyle dayak yemeği. Ben izninizle artık gidiyorum. Gani, birlikte çıksak olur mu? Tabii, olur. Ben istediğin yere kadar bırakayım seni. Görüşmek üzere. Görüşürüz canım. Seninle tekrar görüşeceğiz. Sabırsızlıkla bekliyorum. Zamanlaman bundan daha iyi olamaz. Aa, nasıl ya? Aslı, ne oldu? Gonca, Burak'a saldıran çocuk var ya, Çağla'yı da şimdi evden çıktı. Aslı, ne diyorsun? Pardon ama şoktayım şu anda. Bir de beni düşün. Burak kesin delirmiştir. Annesi yanında diye de bir şey söyleyememiştir. Ya kızım, Çağla çağırmış olmasın? Yok canım. Olabilir mi? Olabilir mi ne demek? Sen beraber çıkıyorlar demedin mi? Yani hem dön, sonra da eve gel. Olacak iş mi? Kendiliğinden gelmemiştir herhalde çocuk. Ya ben dün gece o kızı nasıl benzetmedim ki? Ayağıma kadar gelmişti. Şeytan diyor ki çık karşısına. Tut saçından, sokağa kadar sürükle onu. Sen olmayacaktın var ya, kırmıştım kafasını gözünü. Olsun, yine kırarım. Şükran. Buyurun senden. Halil nerede? Az önce bahçede görmüştüm. Aslı, o bileklik senin miydi? Bu... Yok, bu benim değil. Öyleyse o bilekliğin senin kolunda ne işi var? Senin olmayan bir şeyi nasıl takıyorsun kızım koluna? Bunun adı hırsızlık. Cevap ver bana. Ne işi var o bilekliğin kolunda senin? Selda Hanım, o bilekliği Aslı'ya ben verdim. Sen mi verdin? Evet. Aa, yani ben onu çiftlik evinde buldum. Senin miydi o? Aa, orada mı düşürmüşüm? Geçen gün temizliğe gittiğimde düşmüş herhalde. Getirdiğiniz için teşekkür ederim. Rica ederim. Eğer senin sensin yok. Aferin Aslı. Hani ayrılmıştınız? Hani bir daha görüşmeyecektiniz artık? Kopamıyorum. Elimde değil. Ya
Ben seni uyardıkça, uzak dur dedikçe sen işi bayağı ilerletmişsin bakıyorum. Çiftlik evinde ne işin var senin? Oraya nasıl gidersin Aslı? Yok. Bu böyle olmayacak. Annenle konuşacağım. Her şeyi anlatacağım. Ne anlatacaksın Şükran? Halil. Buyurun Selda Hanım. Sen nasıl takip ediyorsun Burak'ı? Oğlumu neredeyse döverek öldüreceklermiş, senin haberin yok. Ben sana güvenerek hata mı ediyorum acaba? Rica ederim, böyle konuşmayın Selda Hanım. Siz gerektiği kadar takip edin dediğiniz için o gün takibi bıraktım. Size de haber verecektim ama ne yazık. Bunlar mazeret değil. Benden onay almadan takibi bırakmayacaktım. Peki efendim, özür dilerim. İstediğiniz an istifam verebilirim. Bir daha böyle bir hata olmasın. Takibe devam edeyim mi? Şimdilik hayır. Yoksa Aslı bir kabahat mi işledi? Ne yaptın kızım? Söyleyeceğim Aslı. Kusura bakma. Aslı... Bu evde çok huzursuz. Çok mutsuz Emel. Bir an önce bir eve çıkmak istiyor. Az önce dertleştik. Ben dedim... Annene anlat, durumu söyle ama seni üzmemek için bir şey söyleyemiyor. Tamam çocuğum. Ben farkındayım ki bunların. Tamam Aslı'm, hemen ev arayalım. En sağlıklısı bu Emel. Aslı'nın huzuru her şeyden önemli. Şimdilik iki gözlü oda yeter. Kirası uygun bir yer bulalım size. Ben de destek çıkarım, kenara biraz para atmıştım. Gerek yok. Biz başımızın çaresine bakarız. Gerek yok Şükran. Biz başımızın çaresine bakarız. Biliyorum Emel. Biliyorum, bakarsınız. Siz her şeyi halledersiniz. Bu zamana kadar ana kız neleri halletmediniz ki? Bunu da halledersiniz. Ama sadece yanınızda olduğumu bilin istedim. Eksik olma Şükran. Tamam kızım. Hemen ev arayacağız. Yeter ki sen üzülme, sıkılma. Aslım. Senin huzurun, mutluluğun benim için her şeyden önemli. Tamam, biraz sıkıntı çekeriz ama hallederiz. Tamam mı kuzum? Tamam anne. Ben pastaneye gidiyorum. Görüşürüz. Şükran, iyi ki söyledin. İyi misin? Çok kötüyüm Burak. Tamam canım, tamam, bak sakin ol. Ben her zamanki yerdeyim, seni bekliyorum. Tamam, çıkıyorum ben de. Olaysız bir günümüz yok ya. Ah, çok güzel bir haber bu. Tamam, tabii ki hemen Çağla ile paylaşacağım. Ben eminim o da bu teklife çok sıcak bakacaktır. Tabii, tabii. Görüşürüz. Harika. Ah, kızım. Hoş geldin. Erken döndüm. Bir sorun yok, değil mi? Yok canım. Burak kendine gelince ben de artık evime döneyim dedim aynen. İyi yapmışsın, iyi yapmışsın. Gel, sana çok güzel bir haberim var. Ne oldu? Çok mutlu görünüyorsun. Evet. Tasarım yarışması için birlikte çalıştığımız ajansı var ya... seninle çalışmak istiyorlar. Nasıl yani? Ne işin?
Ya biliyorsun farklı alanlarda bir sürü firmayla çalışıyorlar. Bir porselen firması da senin tasarımını görmüş ve çok beğenmiş. Seninle çalışmak istiyorlar. Hem de sevgililer günü için. Harika değil mi bu? Onlar için de tasarım yapacaksın. Anneciğim ben... Bizden haber bekliyorlar. Ne zaman buluşalım? Ben bunu sadece bizim firmamız için tasarladım. Bunu bir iş olarak düşünmüyorum ki. Hem okullar açılıyor. Kızım bu okulunu engelleyecek bir şey değil ki. Bence bu işte ilerleyip çok başarılı olabilirsin. Yok anneciğim ben dediğim gibi bir kerelikti. Düşünmüyorum. Senin için çok iyi olabilirdi. Ama tabii sen bilirsin. Neyse ben bir odama çıkıp duş alacağım. Görüşürüz. Şükran teyze çiftlik evine gittiğimizi öğrenmiş. Nasıl olur ya? Ya annen çiftliğe gitmişti ya. Benim bilekliğimi bulmuş orada. Ne? Evet. Annem de mutfakta unutmuşsun diye bana verdi. Ben de taktım. Onun elinde görünce ben de düşürdüğüm yeri yanlış hatırlıyorum sandım. Sonra annen gördü bilekliği. Nereden buldun onu diye sordu bana. Ben ne diyeceğimi bilemedim. Beni hırsızlıkla suçladı. Allah Allah. Şükran teyze bana yardım etmeseydi ne yapardım hiç bilmiyorum. Sana bunları yaşattığım için gerçekten üzgünüm. Ama ne yaparsak yapalım olmuyor işte. Bir an evvel konuşalım. Dinle beni. Tamam. Zaten benim de kalbim dayanmıyor artık Burak. Bugün yarın anneme söyleyeceğim. Söz veriyorum. Maşallah. Senin yeni eleman da bayağı çalışıyor. Hayatım ya, kız yarım saatte her yeri pırıl pırıl yaptı ha. Erdem? Yanlış anladın hayatım, yani çalışıyor anlamında. Ben şimdi sana yapacağımı bilirim. Bana mı acaba? Defne, mutfakta da biraz iş birikmiş. Burası zaten bitmek üzere, sonra hemen gidip orayı da hallederim. Halledersin. Buralar değil mi? Bulaşıklar da çok birikmiş. Olsun. Ben hepsini hemen hallederim. Hem bulaşık yıkamayı da severim zaten. Önce onlardan başlarım. Bu kız sandığımdan da dişli çıktı. Bir de şey yapılacaktı. Pasta harcı. Ama becerebilir misin ki sen? Tabii tabii. Onları da yaparım ben. Şurada malzemeler, oranlar falan hepsi yazıyor. Sana kolay gelsin o zaman. Sağ olun. Erdem. Efendim canım. Bu kız çok yavaş. İşleri bitiremiyor. Ya hayatım biraz fırsat verelim. Yazık yeni daha kızacağız. Erdem kızacağız falan ne oluyor? Sen bugün kızacağız dersin. Yarın Defne arkasından da bir cin falan eklersin. Ben de seni öldürürüm o zaman. Hayatım ya sen bana olan aşkından kudurdun ha. Şımarma Erdem şımarma. İşimize bakalım biz. Bakalım hayatım. Hatta şöyle yapalım. Sen böyle git biraz hava falan al. Ne havası filan?
deniz havası. Hatta sen al şu alışveriş listesini. Böyle denizin kenarından kenarından hava Allah ana git onları al gel. Mesai bitene kadar gelme diyorsun. Aferin canım. Aynen öyle diyorum. Burak, Çağla'yla o çocuğu sizin evinizden çıkarken gördüm. Hangi yüzle gelmiş o serseri? Pis herif. Geçmiş olsuna gelmiş. Çağla da aklı sıra bana hırsından beni bırakır mısın deyip onunla çıktı. Sanki benim de çok da umurumdaydı. Ya neyse neyse. Sen bunlara takılma güzel yüzüm. Akılları sıra beni yıpratmaya çalışıyorlar. Ama sen benim yanımda olduğun sürece hiçbir şey beni üzüp yıpratamaz. Görüşürüz aşkım. Sen gelmeyecek misin? Şirkette biraz işim var bir tanem. Bitireyim öyle. Burak, bak ne olur dikkatli ol. Bu serseriyle falan uğraşayım demesek. Söz ver bana. Yoksa yemin ediyorum göndermem seni. Sevgilisi için endişelenirim işte. Tamam, merak etme. Söz ver dedim Burak. Tamam, merak etme. İnan. Neredesin? Şu an uğraşamam Burak sen. İşim var. Kaçma benden. Ne kaçacağım lan sen? Neredeysen söyle geliyorum. Merak etme. Tek başımayım. İyi tamam akşam buluşuruz. Yeri de haber veririm. Nerede? Ne zaman istiyorsan. Bekliyorum. Göstereceğim ben sana gününü. Ah Damla. Buyurun sana. Ya sana bir şey soracağım. Çağla'nın yarışmaya katıldığından senin nasıl haberin oldu? Yani bunu sana o mu söyledi? Yoksa sen sonradan mı öğrendin? Bir sorun mu var Elçin Hanım? Ay yok yok canım sadece merak. Yani kendisi söyledi. Odanızda dosyalara baktığını fark edince Çağla Hanım'a ne aradığını sordu. O da yarışmaya katılmak istediğinden bahsetti. Ben de isimsiz zarfların yarışacağını, yani katılmasına bir sakınca olmadığını söyledim. Değil mi? Tamam canım çok teşekkürler. Peki Elçin Hanım. Cesaret edemez herhalde. Ortada büyük bir yanlış anlaşılma var. O tasarım bana ait. Ne olur inanın bana. Yarışmaya katıldığınıza dair bir belge var mı? Tasarımı da dosyayı da teslim ettim. Maalesef. Aslı ya. Evet Gonca. Ya bizim acilen bir ev bulmamız şart. Uf, Şükran teyze bizi o evde hayatta barındırmaz. Ben sana söyleyeyim. Yarışmadan 10.000 lirayı kazanacaktım var ya. Of ne güzel olurdu gerçekten ya. Aslı bir şey söyleyeceğim ama kızma. Acaba Volkan'ın borç teklifini kabul mü etseydin? Gonca saçmalama. Ya borç vermek istemiş çocuk. Ne var bunda? Gonca. İyi ya tamam. Sustum. Uf. Volkan arıyor. Ondan bahsettiğimizi anladı herhalde. Derin çocuk. Yok açamam. Ya buluşmak falan ister şimdi. Sonra ben zor durumda kalıyorum. Yalan söylemek de istemiyorum ona. Thank you.
Aslı, hayat çok garip değil mi? Daha birkaç ay öncesine kadar Volkan'a aşıktın. Pastaneye gelse de onu görsem diye can atıyordum. Hatırlıyor musun? Bodrum'dayken sevgili numarası yapacağın kişinin Volkan olduğunu öğrendiğinde ne kadar heyecanlanmıştın, ne kadar mutlu olmuştun.